sürdürülebilir bir kalkınma için yapılması gerekenler arasında yukarıdakilerden hangileri yer alır denilmiş. Sürdürülebilir kalkınma, doğal kaynakların tamamen tüketilmeden gelecek nesillere de aktarılması olarak ifade edilebilir. O halde verilen öncülleri bu bağlamda yorumlayalım. Birinci öncül doğal kaynakların dikkatli kullanılarak gelecek kuşaklara aktarılması. Zaten bu sürdürülebilir kalkınmanın tanımında geçen bir ifade. Amaç bu. İkinci öncül yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması. Doğal kaynakların tükenmemesi için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı önemli arkadaşlar. İkinci öncül de doğrudur. Üçüncü öncül artan enerji ihtiyacını karşılamak için uzun vadeli planlar yapılması bu da yine doğal kaynakların tamamen tükenmemesi için gerekli durumlardandır. Üçüncü öncüle de doğru diyoruz. O halde sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisinin plansız ve aşırı kullanımı sürdürülebilir bir hayat ve kalkınma için olumsuz etkiye yol açar denilmiş. Sürdürülebilir kalkınmanın amacı doğal kaynakların tamamen tüketilmeden gelecek nesillere de aktarılmasıydı. O halde doğal kaynakların tamamen tüketilmemesi için yenilenebilir enerji kullanımı önemlidir. Yenilenemeyen enerjilerin plansız ve aşırı kullanımı sürdürülebilir bir hayat ve kalkınma için olumsuz etkilere yol açar. Verilen seçeneklere baktığımızda D şıkkında bulunan fosil yakıtlar yenilenemeyen enerji kaynaklarıdır. Dolayısıyla bunların tüketimi sürdürülebilir bir hayat ve kalkınma için olumsuz etkilere yol açar. Diğer verilen seçeneklerdeki enerji türleri yenilenebilir, daha çevreci enerji kaynaklarıdır. Sorumuzun cevabı D şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilirliği sağlamada olumlu bir etkiye sahip değildir denilmiş. Sürdürülebilirlik için doğal kaynakların tamamen tüketilmemesi gereklidir. O halde öncülleri buna göre yorumlayalım. A şıkkı yenilenemez enerji kaynaklarının kullanımının sınırlandırılması bu durum doğal kaynakların tükenmesini geciktirici bir önlemdir. Dolayısıyla sürdürülebilirliği sağlamada olumlu bir etkisi bulunur. B şıkkı motorlu taşıtların egzoz emisyon değerlerinin düşürülmesi egzoz emisyonu Araçların yakıtları yakması sonucunda açığa çıkan karbondioksit ve diğer çevreye zararlı yan ürünlerin doğaya salınma miktarını ifade etmekte, taşıtların egzoz emisyon değerlerinin düşürülmesi doğaya daha az zarar verebileceğinden dolayı sürdürülebilirlik açısından yine olumlu bir etki sunacaktır. B şıkkı da doğrudur. C şıkkı enerji kaynaklarının kullanımında israfın önlenmesi Yine doğal kaynakların tüketimini kısıtlayacak bir durum. Bu da bizim için olumlu bir etkidir. E şıkkı geri dönüşebilir atık malzemelerin toplanması. Yine bu da sürdürülebilirlik için olumlu bir etkidir. Geri dönüşüm önemli. Bu sayede doğal kaynakların tüketim hızı daha da azalmış durumda olacak. Son olarak E şıkkına baktığımızda artan enerji gereksinimi için fosil yakıt kullanımının yaygınlaşması Zaten günümüzdeki problem bu. Bunu yapmaya devam edersek doğal kaynaklar hızlı bir şekilde tükenecek. Hem şu anda dünyamız için hem de gelecek nesiller için büyük bir kötülük yapmış olacağız. Dolayısıyla E şıkkındaki ifade sürdürülebilirliği sağlamada olumsuz bir etkiye sahiptir. Cevabımız E seçeneğidir. Yukarıdakilerden hangileri sürdürülebilir bir kalkınmanın sonuçları arasında yer alır denilmiş. Birinci öncül çevre kirliliğinin azaltılması. Arkadaşlar doğal kaynakların tüketim hızını azaltmak sürdürülebilir kalkınmanın temel amacıydı. Doğal kaynak deyince aklımıza ilk olarak fosil yakıtlar geliyor. Fosil yakıtların kullanımının azaltılması bu yakıtların yanmasıyla çevreye salınan zararlı gazların azalmasına neden olacak ve çevre kirliliğinin önüne geçilmiş olacak. Dolayısıyla sürdürülebilir kalkınmanın sonuçlarından birisi de çevre kirliliğinin azalması olacaktır. İnsan sağlığının korunması, çevre kirliliğinin azaldığından dolayı insan sağlığı otomatikman korunmuş durumda olacak. 3. öncül doğal kaynakların korunması Dediğimiz gibi sürdürülebilir kalkınmanın temel amacı doğal kaynakların tamamen tükenmesinin önüne geçmek. Üçüncü öncül de sonuçlar arasındadır. Sürdürülebilir kalkınmayı başardığımızda doğal kaynaklar da zaten otomatikman korunmuş olacak. Dördüncü öncül teknolojik gelişmelerin hızlanması. Yine fosil yakıtlara alternatif enerji kaynaklarının keşfedilmesi. Bununla ilgili çalışmalar yapılması teknolojik gelişmelerinde hızlanmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla dört öncülümüzde sürdürülebilir bir kalkınmanın sonuçları arasında sayılabilir. Cevabımız E seçeneğidir. Nanoteknoloji, metrenin milyarda biri uzunluğa sahip materyaller eldesi ve bu materyallerin üzerinde uygulanan molekül mühendisliğidir. 0,1 nanometreden 100 nanometreye kadar olan yapısal uzunluktaki malzemeler nano boyutlu kabul edilir denilmiş. Buna göre yukarıdakilerden hangileri nano boyutunda olan bir malzemedir deniliyor. Öncüllere baktığımızda karbonun allatroplarının verildiğini görmekteyiz. Bu allatroplardan nano boyutta olan karbon allatropu grafendir arkadaşlar. Grafen bal peteği görünümlü iki boyutlu tek karbon allatropudur. Grafeni şu şekilde de yorumlayabiliriz. Grafitten örnek verecek olursak grafit altıgen halkaların yatay tabakalar şeklinde birbirine dizilmesi ve bu tabakaların da Van der Waals bağlarıyla birbirine bağlanmasıyla oluşuyordu. İşte grafit tabakalarından yalnızca bir tane yatay sırası grafen olarak adlandırılmakta. Bu nedenle grafen nano boyutlu malzemelerdir ve burada belirtilen karbon allotroplarından yalnızca grafen nano boyutta yer alan malzememizdir. Cevabımız A seçeneği olacak. Burada fullerenler üç boyutlu karbon toplarıdır. Elmasta da karbon atomları birbirine düzgün 400'lü geometri oluşturacak şekilde bağlanmıştır. Sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi nanoteknolojinin gelişmesi ve kullanımının yaygınlaşması sonucu ortaya çıkacak bir durum değildir nanoteknoloji minyatürleşme olarak da tanımlanabilir. Böylelikle nano malzemeler aynı malzemelerin büyük parçacıkları ile karşılaştırıldığında boyuta bağlı olarak üstün ve yeni özellikler sergileyebilir. Nanoteknoloji günümüzde birçok mühendislik çalışmasının da temelini oluşturmaktadır. Öncüleri yorumlayalım. A şıkı, kömürden elmas eldesi. Kömür grafit olarak tanımlanabilir. Karbonun allotropu elmas da yine karbonun allotropu. Bu ikisi arasındaki fark atomların dizilişlerinin farklı olmasıydı. Dolayısıyla nano ölçekte çalışıldığında kömürdeki atom düzeni elmastaki atom düzenine çevrilebilirse kömürden elmas eldesi sağlanabilir. A şıkkı nanoteknolojinin gelişmesiyle elde edilecek bir durum olabilir. B şıkkı kendi kendini temizleyen giysilerin üretimi Günümüzde de bu tip giysiler üretilmeye başladı. Nanoteknolojinin gelişmesiyle alakalı bir durum. Özellikle askeri kıyafetlerde kullanılmakta arkadaşlar. B şıkkı doğrudur. C şıkkı fosil yakıt tüketen araçlarda yakıt tasarrufu. Bu da nanoteknolojinin gelişmesiyle ulaşılabilecek bir durumdur. Hatta yine günümüzde hibrit araç dediğimiz araç modellerinde karşımıza çıkmakta. Bu sayede tüketilen fosil yakıt miktarı azalmış durumdadır. Tabii ki daha da geliştirilebilir. D şıkkı doğada çözünebilir plastik üretimi. Yine bu da nanoteknolojinin çalışma alanlarından birisidir. E şıkkı yenilenemez enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaşması. Yenilenemez enerji kaynakları denildiğinde ilk akla fosil yakıtlar geliyor. Nanoteknolojinin gelişmesi fosil yakıt tüketimini azaltır arkadaşlar. Burada yaygınlaştırır dediği için E şıkkındaki ifademiz yanlıştır. Sorumuz yanlış olan öncülü sorduğundan cevabımız E seçeneğidir. Sürdürülebilir kalkınma için yukarıdakilerden hangileri yapılmalıdır? Sürdürülebilir kalkınmadaki amaç doğal kaynakların tamamen tüketilmesinin önüne geçilmesi ve doğal kaynakların gelecek nesillere de aktarılmasını sağlamaktır. Bunun içinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı oldukça önemlidir. Birinci öncül güneş enerjisi kullanımının yaygınlaştırılması. Güneş enerjisi yenilenebilir enerji kaynağı olduğundan dolayı doğal kaynakların özellikle fosil yakıtların tüketilmesinin önüne geçecektir. Sürdürülebilir kalkınma için yapılabilecek bir durumdur. İkinci öncül geri dönüşümlü ve doğada çözünebilir malzeme kullanımının sağlanması Yine bu da doğa ve çevreye katkı sağlayacak. Aynı zamanda doğal kaynakların tüketim hızını da azaltacak bir durumdur. Sürdürülebilir kalkınmada yapılması gerekenler arasında yer alır. Üçüncü öncül nanoteknolojik üretim ve ürün kullanımının yaygınlaştırılması. Nanoteknoloji deyince minyatür tasarım aklımıza gelebilir. Dolayısıyla daha az maddeyle daha verimli bir teknolojik kullanım geçerli oluyor. Burada da doğal kaynakların tüketim hızı azalıyor. Nanoteknoloji de sürdürülebilir kalkınma için önemlidir arkadaşlar. Dördüncü öncül kömür üretim ve tüketiminin yaygınlaştırılması. Kömür fosil yakıttır, tükenebilir, yenilenemeyen enerji kaynaklarıdır. Dolayısıyla kömür kullanımının artması doğal kaynakların tükenmesine neden olacaktır sürdürülebilir kalkınmanın önüne geçecektir. Dördüncü öncülü eliyoruz. O halde sorumuzun cevabı 1, 2 ve 3. öncülleri içeren D seçeneğidir. Kağıt sektörü sürdürülebilir hayat ve kalkınmada önemli bir rol oynar. Bu durumun nedeni yukarıdakilerden hangileri olabilir? Sürdürülebilir kalkınmada hedef doğal kaynakların tamamen tüketilmesinin önüne geçmektir. Bu durum düşünüldüğünde sürdürülebilir hayat ve kalkınmada kağıt sektörü önemli bir rol oynamaktadır. Bu durumun nedenleri olarak ham maddelerin ağaçlar olması gösterilebilir. Doğal kaynakların korunması için önemli. İkinci öncül geri dönüşümün mümkün olması da yine doğal kaynakları korumak adına önemlidir. Üçüncü öncül ekolojik dengeyi etki etmesi de yine sürdürülebilir bir hayat için önemlidir arkadaşlar. Sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Sürdürülebilirliğin enerji, kağıt, metal ve polimer sanayilerine etkileriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A şıkkı biyopolimer kullanımının yaygınlaşması ile kalıcı çevre kirliliği azalır. Bu ifademiz doğrudur. Endüstriyel polimerde yenilenemeyen petrol ürünleri kullanılırken biyopolimerlerde yenilenebilir doğal kaynaklar kullanılmaktadır. Dolayısıyla biopolimer kullanımının yaygınlaşması kalıcı çevre kirliliğini azaltır. E şıkkı nanoteknoloji kullanımı sonucu metal hammadde ihtiyacı artar. Bu ifademiz yanlıştır. Nanoteknolojiyi minyatür tasarım olarak da düşünebiliriz. Dolayısıyla minyatür tasarım malzeme kullanım ihtiyacını azaltacağından dolayı Metal ham madde ihtiyacı da azalır diyeceğiz. Burada artar denildiği için B şıkkındaki ifademiz yanlış oldu. Sorumuz yanlış olan öncülü sorduğundan cevabımız B seçeneğidir. Diğer öncülleri de bakalım. C şıkkı geri dönüşüm bilincinin arttırılması ile kağıt üretimi için kesilen ağaç miktarı azalır. Bu ifademiz de sürdürülebilirlik için doğru bir ifadedir. Geri dönüşüm doğal bir kaynak olan ağaçların tüketim hızını azaltacaktır. Bu da sürdürülebilirlik için önemlidir dedik. D şıkkı yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payının artması fosil yakıt tüketimini azaltır. Fosil yakıt tüketimi enerji ihtiyacının büyük bir kısmını günümüzde karşılamakta ancak fosil yakıt tüketimini azaltmak için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımıdır yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımıyla fosil yakıt tüketimi azalacaktır. D şıkkı da doğrudur. E şıkkı var olan doğal kaynakların planlı kullanımı sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlar. Yine bu da doğal maddelerin tüketim hızını azaltacak bir önlemdir. Dolayısıyla E şıkkındaki ifade de sürdürülebilirliğin sanayideki olumlu etkilerindendir. Sorumuzda yanlış olan öncül sorulduğundan cevabımız B seçeneğidir. Yapısı verilen izopren monomerinin polimeri olan kauçuk ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Birinci öncül hidrokarbondur. Verilen bileşeye baktığımızda tamamı karbon ve hidrojen elementlerinden oluşmuş. Karbon ve hidrojen elementlerinden oluşmuş bileşiklere biz hidrokarbon diyoruz. Birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncül doğal bir polimerdir. Kauçuk doğal polimerler arasında yer alan bir polimer türüdür arkadaşlar. İkinci öncül de doğrudur. Kauçuk doğal bir polimerdir dedik. Üçüncü öncül elektrik akımını iletir. Polimer bileşikleri yalıtkan malzemelerdir arkadaşlar. Elektrik akımını iletmezler. Dolayısıyla üçüncü öncüle yanlış dedik. Sorumuz doğru olan öncülleri sorduğundan cevabımız bir ve ikinci öncülleri içeren C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilir kalkınmayı olumsuz etkiler? Sürdürülebilir kalkınma doğal kaynakların tüketim hızını azaltarak tamamen tükenmesinin önüne geçmesini ve gelecek nesillere de bu doğal kaynakların aktarılmasını hedefler. Dolayısıyla verilen öncüllerden doğal kaynakların tüketimini teşvik eden öncül cevabımız olacaktır. Çünkü bize olumsuz etki sorulmuş. A şıkkı sodyum bor hidrürden hidrojen gazı eldesi Hidrojen yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Dolayısıyla sodyum bor hidrürden hidrojen gazı eldesi yenilenebilir bir enerji kaynağı bize sunduğu için sürdürülebilir kalkınmayı destekler. B şıkkında jeotermal enerji kullanımı denilmiş. Yine jeotermal enerji de yenilenebilir enerji kaynağıdır. Doğal kaynakların tüketilmesini azaltıcı bir etki sağlar. B şıkkı da sürdürülebilir kalkınmayı pozitif yönde etkileyecek. C şıkkı petrokimya kökenli polimerlerin kullanımı. Petrokimya kökenli polimerler fosil yakıtlardan üretilmekte, petrolden üretilmekte. Dolayısıyla yenilenemeyen enerji kaynakları kullanıldığı için sürdürülebilir kalkınmayı olumsuz etkiler diyeceğiz. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Sürdürülebilir kalkınmadaki amaç doğal kaynakların yani tükenebilen kaynakların korunmasıydı. Diğer öncüllerde bakalım D şıkkı naylon poşet kullanımının sınırlanması. Yine naylon poşet petrol türevli maddelerdir. Yani yenilenemeyen enerji kaynaklarından üretilen maddelerdir. Bunun kullanımının sınırlandırılması da tükenebilen kaynakları koruyacağından dolayı sürdürülebilir kalkınmayı olumlu yönde etkileyecektir. E şıkkında enerji verimliliğinin arttırılması da yine fosil yakıtların tüketiminin önüne geçecek ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlayacaktır. E şıkkı da sürdürülebilir kalkınmayı pozitif yönde etkiler. Burada sürdürülebilir kalkınmayı olumsuz etkileyen ve cevabımız olan seçenek C şıkkıdır. Sürdürülebilir bir hayat ve kalkınma için hidrojen geleceğin yakıtı olarak gösterilmektedir. Buna göre verilen tepkimelerden hangileri ile hidrojen gazı elde edilebilir denilmiş. Birinci öncül metanın suyla tepkimesi sorulmuş. Metan gazının suyla tepkimesinden karbon monoksit ve hidrojen gazı açığa çıkmaktadır. Dolayısıyla birinci tepkimede biz hidrojen gazı elde edebiliyoruz. İkinci tepkimede bir metal hidrür bileşiği olan magnezyum hidrürün suyla tepkimesi sorulmuş. Metal hidrürlerin suyla tepkimesi hidrojen gazı çıkışına neden olmaktadır arkadaşlar. Bu tepkime yazacak olursak magnezyumun hidroksitli bileşiği oluşacak ve bir de bu tepkimeden hidrojen gazı açığa çıkacak. Burada tepkimeyi de denkleştirecek olursak oksijen eşitliği için suyu 2 ile çarpacağız. Hidrojen eşitliği için de yine H2'yi 2 ile çarptığımızda tepkimemiz eşit olacak. İkinci öncülde de hidrojen gazı elde edebildik. Şöyle not olarak da yazalım. Metal hidrürlerin yani metal ve hidrojenden oluşan bileşiklere biz metal hidrür diyoruz. H2O ile tepkimesinden hidrojen gazı elde edilir. Üçüncü tepkimeye baktığımızda suyun elektroliz tepkimesi verilmiş. Su elektroliz edildiğinde kendini oluşturan hidrojen ve oksijene ayrılacaktır. Dolayısıyla bu tepkimede de hidrojen gazı elde edeceğiz. Üçüncü tepkimede aradığımız durumdur. Dördüncü tepkime propan gazının yanma tepkimesi. Yapısında karbon ve hidrojen olan bileşikler yandığında ürün olarak karbondioksit ve su açığa çıkar. Dolayısıyla bu tepkime de hidrojen gazı elde edilemez. Yine tepkimeyi denkleştirmiş olalım. Karbon dioksit 3 ile suyu da 4 ile çarptığımızda karbon ve hidrojen sayıları eşitlenmiş olacak. Oksijen eşitliği için de oksijenin kat sayısı 5 olacak. O halde verilen 3 tepkime de hidrojen gazı elde edebildik. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir.